Tekrar merhaba. Teaching Speaking dersiyle şimdi devam edeceğiz. Bu konuda arkadaşlar speaking becerisinin öğretimi ve çeşitli yaklaşımlar ve becerinin öğretimindeki özellikler nelerdir speaking için? Spoken discourse özellikleri nelerdir? Bunlara bakacağız. Şimdi speaking öğretimine dikkat ettiğimiz noktada arkadaşlar işte spoken bir dil üretilmesini bekleyeceğiz öğrencimizden. Tabii ki bu discourse üretilmesi bizim için önemli. Yani structuring'de discourse, özel bir discourse üretmekten bahsediyoruz. Spoken discourse üretmek açıkçası biraz written discourse'a göre, writer'a göre speaking için biraz zor. Neden derseniz, birincisi üzerinizde zaman baskısı var. Milisaniyelerle karşı tarafa cevaplar üretmek veya konuşmanızı tamamlamak, sürdürmek zorundasınız arkadaşlar. Bunlar beyinde çok hızlıca devam etmesi gereken işlemler. Yani bir time pressure var üzerinizde. Bu bir. İkincisi, spoken discourse, written discourse'un aksine sadece producer tarafından yürütülmüyor ya da oluşturulmuyor. Writer tek başına oluşturuyor discourse'u çünkü reader'ın ona müdahale etme şansı yok. Ama spoken discourse'da speaker discourse'u üretirken listener'ın ona müdahale etme hakkı şansı ve aynı ortamda oldukları için bir tane. Az önce konuştuğumuz derste de söylediğim gibi reciprocal, interaktif etkileşimden dolayı müdahale etme durumu var. Dolayısıyla spoken discourse'u biz jointly construction üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Yani karşılıklı iki tane kişinin katılımıyla, interlocutors dediğimiz speaker ve listener beraberinde üretiliyor. Tabii bunun içinde biraz daha kaotik bir discourse yapılandırması söz konusu arkadaşlar. Speaking üzerinden baktığımız noktada. Peki, konuşmaya gelecek olursak, hani konuşmada nedir aslında bakarsanız? Mesajı karşı tarafa iletmektir. Yani discourse örgütleyip, encoding yapıp, karşı tarafı iletmektir. Bunu nasıl yapıyoruz? Verbal language kullanıyoruz. Bir de tabii non-verbal language'den de faydalanıyoruz. Yani diğer adıyla paralinguistic features of discourse var. Paralinguistic features of discourse. Ne bu? Mimicry, gestures, body language gibi şeylerden. Sonra prosodic features of language diye bir olay var. Bunlar ne? Spoken language'de tabii bu. İşte stress, intonation, rhythm gibi şeylerle de karşıya mesaj iletirken onlarla da vurgulama, işte ne bileyim, tonlamayla mesajın detayları veya önemini bir şekilde karşıya iletmeye çalışıyoruz. Tabii en temelde konuşmak için neyi bilmemiz gerekiyor? Doğru telaffuzu bilmemiz gerekiyor. Yani pronunciation of the phonemes correctly. Bunu bilmem gerekiyor. Stress intonation az önce dediğim bilmem gerekiyor. Benim kelime bilmem gerekiyor tabii ki işte. Nedir? Structure, grammar bilmem gerekiyor. Bunlar mekanik becerilerimiz. Tabii bir tutan sonunda cohesion yetmiyor. Hani bir şekilde örgütlüyorsunuz mesajı birbirine gramatik olarak, structural olarak bir connection yapıyorsunuz. Ama meaningful olarak da logical olarak da düşüncelerinizi ve karşıya iletmek istediğiniz düşünceleri ve fikirlerinizi, cümleleri meaningful olarak, logical olarak da birbirine bağlamak zorundasınız arkadaşlar. Bu da işte bizim coherence dediğimiz bir olay. Yani discourse'un temel iki tane ögesi aslında. Tabii birçok ögesi var. 5-6'ya kadar sayabilirim. Ama cohesion ve coherence iki tane en temel ögesi. Metni discourse'laştırırken yaptığımız bir olay arkadaşlar. Cohesion, yapısal bağlantılar. Coherence ise anlamsal, mantıksal bağlantılar. Bunları örgütlememiz gerekiyor arkadaşlar. Sonra konuşan kişi, öğrencinin farklı janrlarda konuşabilmesi gerekiyor. İşte conversation'da, dialogue'da, monologue'da gibi veya debate'de, discussion'da nasıl konuşulur bilmesi gerekiyor. Farklı ortamlarda konuşabilmesini bilmesi gerekiyor. Ne bileyim, sosyolinguistik olaraktan işte kendisinden social status olarak daha higher level'da olan biriyle formal konuşmayı bilmesi veya kendi samimi arkadaşıyla informal konuşmayı bilmesi gerekiyor speaker'ın arkadaşlar. Yani sosyolinguistik faktörlerden de haberdar olması lazım. Şimdi biz buna sosyolinguistik competence diyoruz zaten. Bunu bilmek zorundasın. Az önceki konuştuğumuz cohesion ve coherence unsurları, yani discourse yapılandırma unsurunu bilmek, discourse competence'a hakim olmak. Bunu da bilmek zorundasın. Tabii metin yazarken gramer ve kelime bilmek zorundasın. İşte bununla alakalı konuşurken nedir? İşte grammatical competence'a hakim olmak zorundasın. Kontekst içerisinde zamandan, mekandan, karşıdaki kişiyle ilişkinden, shared knowledge'dan faydalanaraktan, background knowledge'dan faydalanaraktan konuşmayı da bilmek zorundasın. Burada pragmatic competence diyoruz arkadaşlar. Bu yeterli sahip olmalısın. Sonra işte konuşma esnasında illa ki herkes konuşurken bazı şeyleri unutur veya bir kelimenin Türkçesi kafanızda var ama İngilizcesi aklınıza gelmeyebilir. Dille ilgili böyle problemler yaşayabilirsiniz. Bu durumlarda susup kalmak yerine belli çözümler, çözüm stratejileri kullanabilmeliyiz spoken discourse'da. Bunlara da biz compensation strategies, repair strategies ya da işte communication strategies diyoruz. Bu stratejileri kullanabilme yeterliliğine de strategic competence diyoruz. Dolayısıyla aslında spoken discourse'da bunlar, tabii written'da da bunun yani versiyonlarını görebiliyorsunuz ama bunları bilmemiz gerekiyor. İşte
grammatical competence dedik, social linguistic competence dedik, discourse competence dedik, pragmatic competence dedik ve işte en son söyledim stratejik competence. Bunları bilerekten, yani bunlara hakim olmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Sonra speaking'in alanları üzerine gidersek, hani konuşmanın üzerinde kullandığımız şeyler, birincisi mekanik becerileri. Mechanic skills of spoken discourse ya da speaking dedi. Telaffuz, kelime ve gramer orada yazıyor. Yani grammatical competence dediğim şey az önce. Sonra konuşmamızın, eylemimizin, konuşma eylemimizin amacından haberdar olmalıyız arkadaşlar bir speaker olarak. Niye konuşuyoruz? Temelde iki tane amacımız var bizim speaking'de arkadaşlar. Birincisi transactional amaçlı konuşmalar. İkincisi interactional ya da diğer adıyla interpersonal amaçlı konuşmalar. Transactional amaçlı konuşmalar, bilgi alışverişi için yapmış olduğumuz konuşmalar arkadaşlar. Karşı tarafta bilgi alışverişi. Bir soru sorduk, işte bir fiyatını sorduk, cevabını verdik, adres sorduk falan. İlla ki akademik bilgi olmak zorunda değil. Interactional ya da interpersonal discourse'a, exchange'e gelirseniz, o tarz amaçlı işlevli konuşmaya gelirseniz de sosyal ilişkiler, sustaining and maintaining social relationships, bu tarz ilişkiler yürütebilmek için konuşuyorsanız, yani günlük konuşmanız, sohbet, şaka, ne bileyim işte geyik muhabbeti, kantin diyaloglarınız, esprili şakalaşmalar falan gibi düşünürseniz arkadaşlar, bunları da biz interpersonal, functional diyoruz arkadaşlar speaking'de. Sonra tabii ki speaking'in bir konuşmada sosyal kültürel kuralları var. Nedir işte? Turn taking var. Bir speaking olayı varsa, işte bir dialogue conversation varsa sürekli ben konuşamam. Turn'ü bir şekilde karşıya devretmeyi de bileceğim. Listener de turn'ı almayı bilecek arkadaşlar. Tamam mı? Veya işte formal, informal yapılar, karşımızdaki kişiyle aramızdaki social status durumuna göre formal ya da informal konuşmalardan da bahsedebiliriz sosyal kültürde. Bunlar da daha haberdar olmalı öğrencimiz, bunları da öğretmeliyiz. Yani bu örnekleri göstermeliyiz öğrencimizden. Şimdi bir alt başlıkta features of spoken discourse diyor. Aslında kısmen özelliklerini söyledik ama biraz daha işin içerisine girecek olursak temelde 3 özellikten bahsedeceğim. Birini az önce söylediğim işlev açısından spoken discourse'un temel özellikleri ben 3'e ayırıyorum arkadaşlar. Birincisi İşlev açısından, yani function açısından, az önce söyledim, transactional ya da interpersonal amaçlı konuşmalar. İkincisi arkadaşlar, interaction açısından, yani etkileşim, yani reciprocity, listening'de anlatmıştık. Reciprocity açısından arkadaşlar, speaking ikiye ayrılıyor. Dialog ya da monolog, yani reciprocal, non-reciprocal. Diğer adıyla interactive konuşmalar, non-interactive konuşmalar. Sen listener olarak bana müdahale edebiliyor musun? Interactive. Edemiyorsan non-interactive olayı var. Bu da ikinciydi. Üçüncüsüne gelecek olursak arkadaşlar, üçüncü özelliğine discourse'un planning başlığından bahsediyoruz. Konuşmamız planned bir konuşma mı yoksa unplanned bir konuşma mı? Buna göre konuşuyoruz. Şimdi tekrar toparlıyorum. Amaç, işlev açısından, function açısından transactional konuşmalarımız var. Yani nedir? Bilgi transferi yapıyoruz. Okay. İlla ki bu akademik olmak zorunda değilmiş. Interpersonal ya da interactional exchange'e gelirsek sosyal içerikli diyaloglarmış. Konuşmamın amacı bu. Sonra interaction, yani reciprocity açısından ikiye ayrıldık. Interactive speaking'e gelirseniz interactive speaking karşılıklı face to face konuşma. Listener'ın bana müdahale edebilme şansı var. Non-interactive speaking'e gelirseniz one way konuşma. Ben konuşuyorum, monolog yaparım, senin bana müdahale etme şansın yok. Listening'de de açıklamış. Üçüncü olaya gelirsek planning olayına. Siz eğer bir sunum hazırlıyorsanız ve bunu sunuyorsanız üniversitede hocalarınıza falan sunduğunuz arkadaşlarınıza o sunumlardaki cümleleriniz genellikle daha uzun olur. İşte o sunumlardaki cümlelerdeki kelimeler daha technical, rare kelimeler olur. Karşıyı etkileyelim falan diye. Hocayı etkileyelim, konuyu açıklayalım falan diye. Dolayısıyla bu tarz konuşmalarımıza biz planned speaking diyoruz. Ve planned speaking'deki cümlelerimiz longer'dır. Uzun cümlelerdir. Yani writing-like cümlelerdir. Kelimeler daha teknik kelimelerdir. Rare olan kelimeler tercih eder. Ama unplanned konuşmalarımız spontane konuşmalarımızdır. Yani günlük standart normal konuşmalarımızdır. Ve buradaki cümlelerimiz daha kısadır. Daha common, frequent olan kelimeler tercih ederiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu işte yanılmıyorsam bu içerik açısından böyle bir soruyla karşılaştık biz arkadaşlar. Örneğin dedi ki airport announcement. Bunu bana işte function açısından yorumlayın. Havaalanında bir bilgilendirme. Ne oluyor? Uçak saati veriyor. İşte kalkışa hazır diyor. Kapışı diyor. Şuraya gidin falan diyor. Transaction. Bilgi hiç verdi. Sonra interaction açısından yorumlayın diyor. Anonsa müdahale etme şansı var mı oradaki yolcuların içinde? Yok. Non-interactive. Anlaştık mı? Planned, unplanned muhtemelen unplanned denilebilir. Ama belki bir nottan okuyordur oradaki kişi. Planned diyebilir. Tamam mı arkadaşlar? Joke telling. Şaka yapmak. İşte şeye bakalım.
function açısından bilgi transferi mi var yoksa interpersonal, sosyal ilişki, interpersonal. Ondan sonra şeye bakalım, interaktif mi, interaktif. İki yönlüdür muhtemelen ama tek yönlü de olduğu söylenebilir. Onda ortamı görmemiz lazım. Interaktif diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bunların böyle tek tek verildiğini düşünün. Airport, announcement, joke, telling falan filan gibi. Ve bunları bana şey açısından işe eşleştirin diyor soru size. Function açısından, planning açısından ve reciprocity açısından eşleştirin. Hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur? İşte buyurun bir soru. Spoken discourse'un özellikleri bu şekildeymiş arkadaşlar. Unutmayalım. Peki. Speaking öğretirken hangi yaklaşımları kullanabiliriz? Ne gibi ilkeler takip etmeliyiz? Derste speaking sınıfı nasıl dizayn etmeliyiz falan. Buna mı göz atacak olursak arkadaşlar? Şimdi bir defa speaking tek başına sadece bir speaking değildir. Yani speaking speaking'den ibaret değil daha doğrusu. Hadi derse girdik 40 dakika hop konuşuyoruz 40 dakika boyunca o olmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Önce öğrenciye bir arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Dinleme yaptırmamız gerekiyor. Taking messages understanding. Yani önce bir neyle ilgili konuşacak? Orada bir mesajı alsın, ona bir response versin. O içeriği alsın, onunla ilgili konuşsun falan. Dolayısıyla önce dinleyeceğiz. Hani bir sosyal bir kuraldır aslında, kültürel bir kuraldır değil mi? Konuşabilmek için önce dinlemek gerekiyor. Yani aslında şöyle bir şey derler. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz gibi. Bilgi sahibi olmak için ne yapacaksın? Dinleyeceksin ya da okuyacaksın değil mi? Sonra fikir sahibi olup fikirlerini de bir şekilde yazarak ya da konuşarak anlatacaksın. O yüzden bize diyor ki önce dinletelim. Önce bir listening yapalım dersin başlangıcında. Öğrenci take in messages, understand the input yapalım. Okey, bitti. Bunu yaptık. Sonra konuşmaya başlasın. Konuşmada ne yapsın? Negotiate meaning yapsın. Oo, çok ilginç. Ne yapacak negotiation of meaning'de? Öğrenci konuşacak, konuşmaya başlayacak ama karşı taraftan gelen dönütlere de listener'ın sürekli dönütlerine de göre kendi konuşmasını sürekli modifiye edecek. Daha açık, anlaşılır olabilsin diye. Dolayısıyla bu sürece biz negotiation of meaning süreci diyoruz. Yani nedir aslında baktığımız noktada? Bir uzlaşı süreci, pazarlık, anlaşma süreci gibi düşünebilirsiniz. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum, derdim anlaşılmak. Karşı taraf dinliyor ve derdi anlamak. Dolayısıyla anlamıyorsa diyor ki revize et, biraz daha açıkla. Ne demek istediğini anlamadım. Ben de dolayısıyla paraphrase'ler, rephrase'ler yapıyorum. Bu süreçte negotiation of meaning yapıyorum. En sonunda kendimi anlatma, ifade etme şeklimi buldum. Karşı tarafta beni anlayacak şeyi buldum, cümlemi buldu. Ve o cümleye ne diyoruz işte? Comprehensible output diyoruz. Yani karşı tarafın anlayacağım. Onun anlayacağı şekilde ve benim de onun anlayacağı şekilde ürettiğim bilgi. Dolayısıyla bakarsanız aslında speaking tek başına speaking diyelim 3 aşamada dinlet, negotiation süreci takip etsin karşılıklı ve en sonunda kendini ifade edecek cümleyi bulsun ve tam doğrusuyla ifade etsin. Dolayısıyla şurada bir şey yazıyor bakın ne diyor? The interactive nature of listening and the fundamental role of negotiation meaning. Dinle, bunu yap, sonra to produce comprehensible output. Peki bunu işte bu temel hedefimiz bu üçlü aşamayı bir sınıf içerisinde yerleştirecek olursak arkadaşlar sınıfta ne gibi bir süreçle karşılaşıyoruz ve bunu yaklaşımlar olarak adlandırırsak buyurun bakalım neler göreceğiz. Şimdi öğrencimizin işte communicative efficiency'sini etkinliğini, yeterliğini geliştirmek istiyorsak speaking'de diyor ki sınıfta bir balanced yaklaşım kullansın. Bu ne demek işte? Sadece speaking değil. Listening artı speaking. İşte birbirleriyle fundamental destekliyorlar. O zaman aşama aşama anlatıyor. Bir dinlet. 2. Structured output ürettir. 3. Communicative output ürettir. Okey. Dinlet. Bunu söyledik. Yani önce listening'in başı, speaking'in başı illaki bir receptive aktiviteyle gidecek. O da muhtemelen listening olacak. Dinleyecek. Sonra öğrenci diyor ki üretsin. Nasıl üretsin? Structured output üretsin. Peki bu structured output'taki benim odak noktam ne? Burada yazıyor. Production of learners focus on grammar. Yani öğrencilerin aslında bu ikinci aşamada üretmiş olduğu cümleler tam anlamıyla bir speaking amaçlı değil. Gramer yapılarını pratik edebilmek, gramer yapılarını pekiştirebilmek, gramer yapılarını bir nevi öğrenebilmek amaçlı yapılan bir speaking. Yani nedir kastımız? Şu, speaking araç bu ikinci aşamada. Amaç ne? Gramer yapılarını çalıştırmak. Pratikmiş speaking o zaman. Tamam mı? Sonra bunu da yaptık. Gramerde odaklanmasını da pratiğini de yaptık. En son communicative output üretti. O zaman ne? Focus on the content on the message. Yani artık içerik, doğal iletişim, konuşma ya da natural talk yapsın öğrenci. Gramer ile ilgilenmiyoruz bu sefer artık. Yani konuşmaya hazır hale geldi demek ki natural olarak konuşabiliyor. Natural, free bir talk yapıyor. Konuyu tabii biz verdik. Neyse dinlemeden gelen konu. Ama biz burada gramerine müdahale etmiyoruz. Artık öğrenci konuşsun. Çünkü fluency ön plana çıkıyor. Ama ikincisinde accuracy ön plana çıktı. Focus on grammar dedi. Tamam, birincisi, üçüncüsünde de fluency önlemler. Şimdi bunları ders içerisine yerleştirecek olursak arkadaşlar bakın ne diyor? Input focused approaches diyor. Input focused yaklaşımlar nelermiş?
Bir, content oriented input. Bu başlığın normalde hemen bir alt satırda olması gerekiyor ama oraya kaymış. Kusurumuza bakmayın. İkincisi de form oriented input. Yani iki tane input focused yaklaşım var. Speaking sınıflarının da birinci aşamada listening için kullanabileceğimiz. Ya content oriented input kullanıyor ya da form oriented input kullanıyor. Durun bakalım neymiş. Content oriented input kullanıyor isek arkadaşlar, öğrenciye getirdiğimiz metni dinletiyoruz. Metnin sadece içeriğiyle ilgilenmesini istiyorum. Yani içerikte ne diyor? Örneğin oradaki yazdığı gibi bir hava durumu metni dinletiyorum öğrenciye. Ne bileyim, X kanalının hava durumu videosunu aldım, geldim, dinlettim. Tamam, belki görsel, belki podcast, sadece ses var, dinlettik. Okay. Sonra öğrenciler onunla ilgili konuşsunlar. İşte ne diyorum? Eskişehir'de, Ankara'da hava durumu nasıldı? İşte güneşliydi, derece kaçtı, şuydu, iklim şuydu, sıcaklık 16'ydı falan filan gibi konuşsun işte, bu kadar. Yani direkt content'e odaklanmış bir pasaj var, aktivite var. Sadece onunla ilgili dinle, sonra bana onunla ilgili konuş. Tamam mı arkadaşlar? Bizim için adı üstünde, content'le ilgileniyorum. Hani yapıdan ziyade falan derken bakarsak, içerik bilgisini bana transfer etmesini istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Metindeki içerik bilgi neymiş? İşte 38 derece, Ankara. Bunu versin istiyorum. İşte Eskişehir, yağmurlu, rainy, bunu versin istiyorum falan. Content oriented. Form oriented input adı biraz itici geliyor hani form deyince. Ama bakalım öyle mi? Bu tarz bir dinlemede arkadaşlar, bakın şurada da söylüyor size, neye odaklanmamız gerekiyor? Focus on target language, how target language is. Dilin nasıl kullanıldığını görsün öğrenci. Bunu istiyoruz. Yani evet, içerik de var, yok değil. Ama asıl önemli olan şey dilin nasıl kullanıldığını görsün. Ha, bu sefer getirmiş olduğum input'u öğrenci dinliyor. Bir videodan ya da bir audio'dan dinliyor. Ama dinlerken speaker'ın nelerine odaklanmasını istiyorum. Bakın. Dinlerken o konuyla ilgili yine hava durumu olduğunu, yine hava durumu sunumunun olduğunu dinliyoruz falan düşünün. Dinlerken bu sefer neye odaklansın istiyorum? Bak, kelimelerin telaffuzuna odaklan, kelimelere odaklan, işte what's weather like, how's weather like, it's sunny falan gibi gramer yapılarına odaklan. Linguistic competence'a odaklan. Kimin? Dinlediğin speaker. Bunları nasıl kullanıyor? Bunu cebine koy. İki, bunlar yetmiyor. Sonra speaker bunları nasıl örgütleyip discourse haline getiriyor? Cohesion ve coherence yapılarına odaklan. Discourse'una odaklan. Çünkü biraz sonra sen de konuşacaksın. Ona göre sen de üretmeyi öğren. Discourse competence'ı da analiz et. Sonra var ise eğer metinde ikinci bir kişiyle konuşurken oradaki hava durumu speaker'i formal mu konuşuyor, informal mu konuşuyor, arasındaki sosyal statü seviyesine göre falan. Bir akademisyeni çağırdı mesela X Üniversitesi'nden, meteoroloji bölümünden hocayla hava durumunu tartışıyorlar. Konuşmasındaki formal, informal yapılarına bakalım. Onu da incele. Social linguistic competence'ı da cebine koy. Çünkü biraz sonra sen de öyle ortamlarda, gerçek hayatta da konuşabilirsin. Bunların nasıl olduğunu gör istiyor. Sonra speaker konuşurken dinlediğin metinde bilmediği bir kelime ya da unuttuğu bir kelime ile karşılaştığında ne yapıyor? O sorunu nasıl çözüyor? Ne bileyim işte, paraphrase mi yapıyor? Circumlocution mu yapıyor? Approximation tekniğini mi kullanıyor? Çeviri mi yapıyor? Falan filan. O sorunu nasıl aşıyor? Hangi stratejiyle aşıyor? Stratejik competence'a odaklan. Dolayısıyla bakın buradaki bütün competence'ları gözlemle dinlerken, bunlara odaklan ve bunlarla, çünkü sen de gerçek hayatta konuşurken böyle konuşacaksın ve bunlarla biraz sonraki konuşmada senin de işine yarayacak olan konuşma, speaking'in becerileri, başta da söyleyeyim. Dolayısıyla form oriented input baktığınızda biraz adı itibariyle itici gözükse de dilin nasıl kullanıldığını dinlerken görmeye çalışsın. Sadece içerik değil, işte Ankara 38 derece, Eskişehir rainy falan değil. Haricinde bakın bunları da görsün ki kullansın. O zaman input focused approach'lardan birinden birini tercih etmemiz gerekiyor. Şuradaki dersin bir numaralı bölümü için. Okay. Kimi tercih ederiz? Content ya da form? Formu tercih ederiz. Okay. Tamam mı? Bunları tercih ettik. Output focused approach'lara gelirsek, structured ve communicative. Bunlardan tercih mevzusu yok zaten. Bunlar ne demiştik? Önce structured, sonra communicative konuşturalım demiştik, hatırlayın. Peki, tercihimizi yaptık. Output focus'larda da artık üretim başlayacak. Yani output dediğine göre öğrenci konuşacak. Ama burada nedir? Baktığınız noktada sadece speaking olmasın diye. Önce speaking'in araç olarak kullanıldığı gramer, kelime yapılarının pratik edildiği birinci aktivite, yani structured output aktivitesi, yani bir nevi pratik, bir nevi hazırlık aktivitesi. Ondan prova aktivitesi. Ondan sonra artık natural talk, free talk, communicative, performans üzerine speaking'in speaking için yapıldığı, speaking for speaking yapılabileceği komünikatif output'a geçsin istiyoruz. Yani ikinci aşamadaki o structured output aşaması bir nevi sıçrama tahtası gibi düşünün. Yani bir nevi hazırlık, prova aşaması gibi düşünün. Oradaki speaking nedir? Speaking for learning grammatical structure.
speaking, for learning, işte ya da practicing grammatik structure. Ama öbür taraftaki en son communicative output'ta ise speaking for speaking. Okay. Hem amaç hem araç. Öbüründe ise sadece araç kaldı. Bakın ne diyor structured output arkadaşlar? Learners use diyor. Neye odaklanmış? Use of accurate language forms and structures. Accuracy'yi ön plana çıkarıyorum. Yani gramerini dikkat etmek istiyorum. To produce and practice grammatical structure accurately. That the teacher has just taught. Bir dinleme öncesindeki muhtemelen orada gramer yapılarını öğretti. Şimdi burada onları pratik etmeye çalışıyoruz. Şurada yazıyor practice diye. Ve accuracy önemlidir burada. Anlaştık mı arkadaşlar? Dolayısıyla bu aktivite nasıl yapılabilir mesela? Dinleme bölümünde az önce kaldırdığını derizli, derarlı falan yapıları görmüş olduk. Tahtaya işte biz bir tane panoya resim yansıttık. Resimde bir teenager'ın odası var. Eşyalar dağınık. Öğrencilere kalkın konuşun diyorum. Ne var, ne görüyor? Herkes birer cümle söylüyor. There are some books on the shelf. There is a chair in front of the table falan filan. There is a işte computer on the desk falan diyor. Bakın bu kontrollü bir aktivite. Bunu konuşturuyor muyum? Konuşturuyor. Ama buradaki speaking for practicing there is and there are yapısı. Ya da prepositions on, in front of, next to falan yapısını pratik ettirmek için konuşturuyor. Dolayısıyla bunlar structured output'ta controlled communication diyorum. Kimde control? Teacher controlled communication diyorum. Ama bu nedir? Bir sonraki communicative output için bir nevi hazırlık aşamasıdır. Rehearse diyoruz buna. Prova. Communicative output'a gelirseniz arkadaşlar artık burası task oriented diyor. Bir aktivite vereceğim. Serbest bir şekilde onunla ilgili konuşacaklar task'ı. Temel amacım işte task oriented dedi. Temel amacım task'ı tamamlamak. Dolayısıyla konuşsunlar. Bu işte process of completing the task'ta ne yapacaklar? Öğrenciler use target language kullanacaklar. Bunu communicatively kullanacaklar. Interaction var, performans sergileyecekler. Ve ben burada kesinlikle accuracy ile ilgilenmiyorum. Fluency is the main consideration. Temel olayım budur arkadaşlar. Tamam mı? Accuracy ile ancak şöyle ilgilenebilirim. Çok zarar veriyor ise gramatik hatalar, mesajlarının öğrenciler konuşurken mesajlarının misunderstanding'e gitmesine sebebiyet veriyorsa gramer hataları o zaman ilgilenirim. Ona da nasıl müdahale ederim? Konuşurken değil. Hatalarını not alırım. Konuşma işi bittikten sonra dönüp düzeltirim. Delayed correction yaparım. Tamam mı arkadaşlar? Communicative output bu şekilde. Dolayısıyla bu size şunu hatırlatıyor olmalı. Birinci dinlemedeki işte form oriented, ikinci structured output, üçüncü communicative output. PPP diye bir şey. Presentation, practice, production gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Presentation'da bir yapı sunuldu, dinleterek ya da okutarak sunuldu. Onun içerisinde metni gördüler. Linguistics competence, strategic competence, discourse, pragmatic, social linguistics, hepsini gördüler. Structured output da orada görmüş olduğu kelime ve grameri bir şekilde pratik etti. Practice ve controlled communication, teacher control. Son production bölümüne geldiğinde student centered bir atmosferle, öğretmenin kontrolü olmadığı yerde üretmeye başlamış olduk arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde topladığınızda işte speaking sınıfınızın dersini böyle bir iskelet halinde dizayn edebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Bu şekilde speaking'i de toparlamış olduk. Görüşmek üzere.